Arkadaşlar herkese selam. Yeni video serimizin işte sırtla başlamıştık, sırtın üst kısmıyla. Şimdi bugün de biceps pazuyla alakalı 3 tane hem dumbbell'le hem de cable crossover'la yapacağınız hareketleri göstereceğim. Sonrasında da ufak bir kardiyo yapacağım, ben kendi kardiyomu yapacağım. Şimdi öncelikle cable'la başlayalım. Bu arada evimizin cibini de göster. Bu düz bar genelde bütün jimlerde vardır zaten. Şu ortası dönmeli ise daha iyi, bunu seçerseniz daha rahat olacaktır. Şu şekilde tuttunuz. Sabit bir şekilde kaldırıp sonuna kadar salıp tekrar. Şimdi buradaki detay şu. Örnek veriyorum. Düz barla cable curl yapıyoruz. Bunu ben kendi uzaktan eğitim üyelerime de veriyorum zaten. Amaç mesela 2 saniyede kaldırdıysan 3 saniyede sal. Yani negatif kısmına biraz daha önem vererek. Bu hareketi genelde 3-4 set olarak başlamak gayet mantıklı olacaktır. Ve ağırlığı kademeli olarak arttırmak, yüksek tekrarlarda kalmak daha iyi. Yani 15-10 tekrar aralığında. Ben mesela bir set yapayım. Kaç tekrar? 15 taneyle başladım mesela setime. İlk hareket bu olabilir. Bence fazlasıyla iyi, her seviyenin yapabileceği bir ilk hareket. Bir cable crossover'da birçok kol hareketi yapılabilir. Tek bir cable crossover'da yapılabilir ama biz 3'er tane seçeceğiz. Ben 3 tane seçsem hangisini seçerdim? Bir tanesi düz barla yapacağım olurdu. Sonrasında cable'ını koyuyorum. İki adımını attıktan sonra tamamen kaldır, yine kontrollü. Tamamen kaldır, yine kontrollü. Kolumu çok ön arkaya taşımıyorum. İkinci seçeceğim hareket bu olurdu. Üçüncüsü de kolumun orta kısmını çalıştırdığım cable hammer curl'ü seçerdim. Bir tane halat alırım. Halatı cable'a takıyorum. Kontrollü bir şekilde tamamen kaldır, sal, tekrar sal, tekrar. Burada kolun orta kısmını çalıştırdığımız bir hareket olarak yapardım. 3 tane hareket fazlasıyla yeterli olacaktır benim için. 3 tane dumbbell seçseydim onları da yine birinci hareketim ayakta ya da oturarak, hiç fark etmez, dumbbell curl olarak yapardım.
Bu şekilde kontrollü bir set yaptıktan sonra yine bunu ikinci sırada bir tane concentration curl ya da squat curl yapabilirim. Ya da onun haricinde dumbbell hammer curl koyardım. İkinci hareketim salonda sehpa, bütün jimlerde vardır ya da evdeki bir jimde bile olur. Küçük bile kolumu koyar. Tamamen kaldır, sal, tekrar. Burada önemli olan tepe noktada sıkmak. Tekrar kontrollü bir şekilde. İkinci hareketim bu olurdu. Bunların hepsini 3 set 12-15 tekrar aralığına kadar yapardım. Çok 7-8 tekrarlarda düşmezdim ve son harekette dumbbell hammer curl. Bunu biraz daha ağır yapardım. Diğer hareketlere göre. Dik olarak kaldırıp kolun orta kısmını sıkarak bu da 3 tane dumbbell hareket seçsem bu 3'ünü seçerdim. Bu her seviyedeki sporcu için fazlasıyla yeterli bir antrenman olacaktır. Ben zaten antrenmanda devamlılığı severim. Yani aynı hareketlerde ağırlığı kademeli olarak artırarak gitmeyi. Bu şekilde kanala abone olmayı, yani bu tarz videoları nasıl buluyorsunuz bilmiyorum ama hani biraz daha öğretici videolar olması için her seviyeye böyle videolar çekmeye de karar vermiştik. Bu da ikincisi olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.